Ver şunu. Bize biraz müsaade edin. Sigorta ile ilgili belgeler tamam değil mi? Orada bir sorunumuz yok. Sigorta yok da abim de var. Abin neyi nasıl yapacağını bilirsen bunları düşünme. Mehmet'ciğim senin adına çok sevindim. Ben işleri ayırdıktan sonra ne kadar hızlı büyümüşsünüz. Benimle tekrar birlikte olmak istiyorsun. Doğru mu anlıyorum? Mümkünse beraber iş de yapalım. Boşanayım mesela. Bunları mı hayal ediyorsun? Mesela? Ama bu olmayacak. Çünkü ben karımı seviyorum. Seni de istemiyorum. Çok basit değil mi? Beni aklından at. Yoluna git. Kendine güzel bir hayat kur. Mutlu ol. Bak işte. Elinde değil. Hala beni düşünüyorsun. Kendine bunu nasıl yapabiliyorsun? Nasıl kendini bu kadar aşağılayabiliyorsun? Çünkü inanıyorum Mehmet. Sen de ben de biliyoruz bir tutulduğunu, evlendin falan. Sıkılacaksın. Eski hareketli hayatını özleyeceksin. Ya bunlar gelip geçecek. Sen, ben seni çok iyi tanıyorum Mehmet. Sen yine bana geleceksin. Yok. Sen iflah olmazsın. Beni delirteceksin. Sonunda olacak. Ben iflah olurum. Ama nasıl olurum biliyor musun? Böyle olurum. Sen benim yanımda olursan. Baksana beraber ne kadar güzeliz. Sil şunları. Aa, hayatta silmem. Hiç böyle fotoğrafımız yoktu. Hatta paylaşsam mı? Bana bak. Fotoğrafları sileceksin. Tek bir fotoğrafı bile kimse görmeyecek. Yoksa başına gelecekleri biliyorsun. Mehmet. Neyse sen bizi boş ver, konuşuruz. Sen işine bak. Başka bir şey kaldı mı? Yok, hepsi bu kadar. Eline de hiç yakışmıyor. Ben bu telefonu niye kapamadım ki? Annen arıyor değil mi? Hayatım lütfen konuş, kadın zaten nasıl üzüldü, yazık. Hadi sen konuş, ben hallederim buraları. Tamam, hemen geliyorum. Beni niye hala arıyorsun sen? Söylediklerimden hiç mi bir şey anlamadın? Mehmetciğim, haberi geldi, çok üzüldüm. Neyin haberi? Korsanlar geminizi rehin almış. Derdin ne Sevilay? Ne istiyorsun? Haklısın. Sevmek başlı başına bir dert. Neyse, yarın öğlen görüşürüz. Yeni ortaklığımız hayırlı olsun diyelim mi? Hallettiniz mi hayatım, anne neydi mi? Hallettik hayatım. Bir sorun yok. Dur, bunları da ben yapayım. Şunu ben halledeyim. Bakayım. Yakıştı ya. Demin eline yakışmıyor diyordun ama. Yok yok, yakıştı. Bulaşık sende artık. Çok özür dilerim. Benden değil. Kendinizden dileyin. Bunca yıldır göstermiş olduğunuz bütün çaba boşa gitti. Bir boşluğuma geldi. Aradım. Sonra aramaya devam ettim tabii. Bağımlılık gibi bir şey.
Bazen o kadar aptalca geliyor ki bu adam mı diyorum kendime? Bana bu kadar tedavi gördüren, intiharlardan döndüren falan. Ama sonra birden onsuz yaşayamayacakmışım gibi hissediyorum. Ama şimdi sadece kötü bir yemek yemişim gibi. Çok açmışım, çok kötü bir yemek yemişim ve pişman olmuşum gibi. Midem bulamıyor. Bakın ben her şey başa dönsün istemiyorum. Gerçekten. Her şey tekrarlansın istemiyorum. Ben yıllarımı çöpe attım bu adamdan kurtulabilmek için. Ama şimdi bakıyorum başladığım yerdeyim ben. Ben nasıl kurtulacağımı, ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum artık. Kendinizi yeniden değerli hissetmeniz gerek. Onunla birlikte siz de kendinizden vazgeçtiniz. Onun bir evi var. Siz otellerde yaşıyorsunuz. Onun bir ailesi var. Siz de ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzaklaştınız. Siz de yapabilirsiniz. Siz de onun gibi mutlu olabilir, aşık olabilirsiniz. Nedir bu? Gerçekleri yüzüme vurup beni ayıltmaya mı çalışıyorsun? Şimdi böyle bir yol mu izliyoruz? Hayır, hayır. Ben sadece yeni bir yol... Önce bu yol bitecek. Önce bu yol bitecek. Sonra ben başka bir yol arayacağım. Ama hiç kimse benim üstüme basıp da mutlu, başarılı, aşık falan olamaz. Bir insanı ele geçirmenin çok fazla yolu var aslında. Bazen karşı tarafta yarattığın saygıyla olur. Bazen paranın verdiği güçle, işte bazen bildiğin kaba kuvvetle. Ama bunların hepsi gelip geçici şeyler. Asıl kalıcı olan ne biliyor musun? Karşıdakinin en zayıf olduğu an. İşte o anı bilip de hamleni o anda yaparsan... ...hemen ele geçirmiş olursun. Karşındakini hop diye avcına düşürürsün. Peki niye kalıcıdır? Çünkü insan düştüğü kuyudan onu çıkaran eli asla unutmaz. İşte ben de tam böyle yapacağım. Mehmet kuyuya düştüğünde, karısı bile onu bırakıp gittiğinde, onu o kuyudan çıkaran benim elim olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.